Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Sky Adventure serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölümde biliyorsunuz biraz sıkıntılı da olsa şuradaki Draconic Zamazingos'unu çözmüştük. Ben buraya bir sistem kurdum. Otomatik olarak şu timer redstone sinyali gönderiyor. Ve burada da gördüğünüz gibi 30 tane daha Wavering Fusion Crafting Injector yaptım. Yanılmıyorsam bunun da şuradan... Aynen, görevini de tamamlamışız. Burada daha farklı şeyleri var. Bunları da yapacağız arkadaşlar. Bu arada keroset depomuz, yani buradaki tüplerimizi doldurmaya devam ediyorum. Tüp sayısını arttırdım. Artık bunu bölüm dışında yapacağım. Çünkü biliyorsunuz sesten duramıyorduk. Daha sonra dediniz ki abi tavukları ilerlet, tavukları ilerlet. Tavukları bayağı ilerlettim. Burada emeraldları yükseltmeye çalışıyorum. Burada XP chicken'ı yükseltmeye çalışıyorum. Zaten görevleri tamamlamışız. Lakin burada gördüğünüz gibi diamond chicken'ları 10-10-10-10-10-10 seviyesine ulaştırdım. Şurada da tonlarca otomatikman tavuk ürettim arkadaşlar. Bugün hem şeyleri yapalım hem de bu tavuklardan diamond üretimi işine geçelim. Emerald'ları da aynı şekilde yapacağız. Hadi gece ol artık. Arkadaş. Biliyorsunuz artık enerji sıkıntımız da yok. Kreatif bir şekilde enerji üretebiliyoruz. Şimdi öncelikle bu diamond üretmek için, bu arada diamond chicken yaparken bir sürü seviyede diamond tavuk oldu. Bunları da bir ara temizleyeceğim. Şimdi bize roost modundan şöyle bir silelim. Ne lazım? Chicken breeder roost. Chicken breeder roost collector. Bize şu lazım arkadaşlar. Tamamdır. Bundan biraz yapalım. Biraz değil, bayağı yapmamız lazım. Şimdi. Roost. Yanılmıyorsam bu 16 tane alıyormuş. Şöyle bir tane yapalım. Bunun da EMC'si olması lazım. Hatta at bunu. Şöyle bir al. Biraz da şey alalım. Hopper alalım. Hopper. Toplayalım. Ve bunların nasıl çalıştığını ben bir öğrenmeye çalışayım. Şimdi onun için de burayı kullanacağım. Şimdi şöyle bir koysam. Bunun altındakini kıralım. Buraya hopper gerekirse hopper koyacağız. Şimdi buraya tavuğu koyacağız büyük ihtimalle. Ekstra bir şeye gerek olmayacak. Şöyle 16 tane bir tavuk alayım. Bakalım ne kadar hızlı bir üretim olacak. Fena değil. Peki kaç tane diamond çıkacak? Bu kadardan bir tane çıkacaksa 3 tane. Bu da hiç fena değil. Bunun içine 16 tane mi koyabiliyoruz? Daha fazla koyamıyoruz galiba. Şöyle atsak, yok. Şimdi o zaman nasıl yapalım biliyor musunuz? Biz bunu biraz farklı yapalım. Şunları bir al, şunu bir al. Şunu bir kıralım. Şöyle yapsak. Şuraya kadar gelsin. Bir de item conduit alsak. Acaba daha mantıklı bir şey çıkartabilir miyiz ortaya? Bunlar acaba üstten output verecekler mi? Şöyle bir koyalım. Şimdi 49. Bir tane daha koyalım o zaman. 48. Tamamdır. Bu nedir? Extract. Sıkıntı yok. Aynı şekilde üstüne de dizsek. Şöyle. Tamamdır. Ben bunların içini diamond tavuklarla doldururum. Hiç de acımam. Şimdi bunun sinyallerini bir ayarlayalım. Umarım tavukları dışarı atmaz. Şimdi şu şöyle olmadı, ileride bunlara daha büyük bir oda yaparız. Şuradan
Bir görmek istiyorum öncelikle. Nasıl bir üretim olacak? Şimdi bu conduit probe'u hala kullanmayı öğrenemedim. O yüzden tek tek yapalım. Şimdi nereden baksanız 32 tane burada arkadaşımız var. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz bir de? Bir tane chest lazım. Diamond chest alalım. Şunları bir yak. Şunlara gerek kalmadı. Buna da gerek kalmadı. Şimdi Diamond chest de şuraya çıkarsın. Bu tarafı insert. Extract yok. Güzel. Şimdi gelelim şu tavuklarımızı bir alalım. Bunları böyle direkt koyabiliyoruz mu? Koyabiliyoruz. Güzel. Hop. Takılma oyun. Şu 6 diamond burada. Tamam, bu arkadaş veriyor. Ama extractlemiyor işte. Extractliyor mu? Aa, extractliyor, güzel. Şimdi şöyle 16'şar tavuğu yerleştirelim. Tamam, buradaki boşlukları zaten dolduracağız. Burada hızlı bir şekilde üremeye devam ediyor. Şurada 48. Oha. Çılgınlar gibi diamond akıyor arkadaşlar. Muhteşem. Gördüğünüz gibi abi tavuklardan EMC EMC diyordunuz. Gördüğünüz gibi EMC'nin de üretimine başlamış olduk tavuklardan. Ha, EMC sıkıntımız var mı? Yok. Çünkü yanılmıyorsam en son 1 milyarı geçmiştik. Şurada yine red matter'lar birikmiş. Bunları bir alalım. Şöyle size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 1 milyar EMC'yi devirdik. Hatta alın size 1,5 milyar EMC. Artık EMC konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bugün o zaman şu draconic zamazingolarını bir halledelim. Şimdi bize neler lazımmış? Öncelikle draconium in Fused Obsidian. Şimdi Draconium. Draconium Infused Obsidian. Bunun için obsidian. Kolaymış bu. Sadece biraz Draconium lazım bize. Şunları bir alalım. Bunlar yanılmıyorsam lazım olacak bize. Şöyle bir yapalım. Bu da büyük ihtimal EMC'si var mı? Var. Bunu da bir tanıtalım. Şu arkadaşı bir aradan çıkartalım. Quick complete. Direkt hem parayı al hem işlemi tamamla. Sonra. Bunlar kolay şeyler. Energy Core Stabilizer. Energy Core. Şimdi bunun için Particle Generator lazımmış. Ne eksik? Büyük ihtimal redstone'lar eksik. Şöyle 4 tane atalım. Şu arkadaşı bir yap. Particle Generator. Bunu da tanıtalım. Ne olur ne olmaz. Bu enerji deposu yapımında kullanılıyordu. Hatırlıyorum. Tamam, Energy Core Stabilizer'ımız da hazır. Zaten enerji sıkıntımız şu anda yok. Bu sadece görevi tamamlamak için. Wyvern Energy Core. Heh. İşte bunlar bizim için faydalı şeyler olacak. Şu arkadaş. Yine bizim redstone bloğumuz yok mu ya? Şöyle biraz redstone bloğu alalım. Şu Wyvern Energy Core'umuz. Bundan bir tane daha yap. Şurada arkadaşa bir tanıtalım. Yaktık. Bunu da bir tamamla. Quick complete. Şimdi geldik draconic seviyeye. Draconic. Hoppa. Draconic Energy Core. Şu arkadaş. Şimdi bir sürü Wyvern, bir sürü Awakened lazım. Şimdi ah, Flux Capacitor. Enerji korumuz var bizim. Ha, var. Bunu zaten biz yaptık. Allah, kafam yandı. Bazen arkadaşlar evet, dikkatsiz olabiliyorum. Ben de farkındayım.
Birçok yorum gelmiş bununla ilgili. Abi bazen yanlış. Arkadaşlar hem anlatıp hem yapmak cidden zor. Şimdi bize ne lazım? Şu lazım. Bunun için ne lazım? Wyvern core'umuz yok mu? Şundan bir tane yap. Şu enerji core'dan da bir yapalım. Bunu da bir tanıtalım. Tamamdır. Şu arkadaş. Hoppa. Ver 50 dolarımı. Şimdi Draconic Fusion Crafting Injector. Bunun için bizim arkadaşlar şurayı kullanmamız gerekecek. Öncelikle şu paraları bir cüzdana sığıştır. Zaten para yönden artık sıkıntı yok. Şimdi bundan en az 9 tane yapmamız lazım. Hatta burada 30 tane mi var? Şu 15 tane yapalım. Bunun için ne lazım bize? Draconic. Şu şekilde bir in. Draconic Fusion Crafting Injector için Diamond, Wyvern Core. Şimdi 4 Diamond, bir tane Awakened Draconium Block. Kaç tane yapacağız? 15 tane yapacağız. Hatta 16 tane yapalım. Tam olsun. Şimdi bir kere 16 tane için 64 2 stack mi lazım? Şuna bir daha bir bakayım. Şu. Şimdi aynen 64 tane buna yeterli. Yo, 64 olur mu ya? 16, 64, 4 stack'li. Nasıl 4 stack ya? Kafam yandı. Dur. Dur, şunları da bir alalım. Wyvern Core. 32 tane Wyvern Core lazım. Şimdi şöyle. 32 tane Wyvern Core. Sonra neydi? Awakened. Şundan 16 tane lazım. Şöyle. Tamam, bu 64 tane bizi kesecek. Şöyle bölelim. Sen şöyle, sen şöyle. Tamam, bu arkadaş bizim işimizi görür. Şimdi bu böyle. Buraya şu arkadaşı koyalım. Bu sefer toplu yapıyoruz arkadaşlar. Şunu bir çek. 16 buraya, 16 buraya, 16 buraya, 16 buraya. Eğer yanlış yapmadıysak aynen bunları Awakened yapabiliriz. Buraya kurdum Creative Energy Source'u çünkü bunları hızlı bir şekilde şarj ediyor. Gördüğünüz gibi yapmaya başladı. Çünkü buradaki timer otomatik olarak çalışıyor. Bunları dolduruyor. Güzel. Onu bir tane yapsın şimdilik yeter. Geri kalanına devam edecek zaten. Bir tanesini bitirdi. Hop, gördüğünüz gibi alttan çıktı. Şuradan görevi tamamlayalım. Makine kendi yapmaya devam etsin. 50 dolar daha verdi. Kaotik içinde yanılmıyorsam bunlara ihtiyacımız var. Kaotik. K.O. Şimdi Draconic seviyeye çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, en az 6 taneye ihtiyacımız var. Şimdi sen burada 6 tane yapa dur. Biz de yolumuza devam edelim. Bu arada tavuklar ne durumda? 2 steak daha gelmiş. Şuraya gel. Sen de şuraya gel. Diamondlar gördüğünüz gibi çılgınlar gibi diamond çıkıyor. Biz bunları şeye çeviririz. EMC'ye çeviririz. Tamam, bir tane daha yaptı. 3 oldu. Şimdi en az 6 tane yapması lazım. Biz onu bırakalım, orada çalışmaya devam etsin. Biz diğer işimize kaldığımız yerden devam edelim. Şunu bir al. Şimdi biliyorsunuz zırhlarımızı seviye seviye arttırarak gidiyoruz. Bizden bir sonraki seviye için bir zırh daha istiyordu. Nir'de şu Wyvern zırhlar istiyor. Şimdi bunun artık doğru okunuşu nedir, ne değildir bilemiyorum. Şimdi bir kere
Diamond bir tane set yapmamız lazım. Şunu bir yapalım. Pantolon ve ayakkabı. Bunlar hazır. Şimdi Wyvern Helm için bize Wyvern Core lazım. Şu enerji core, flux capacitor, Wyvern Core. Şöyle biraz alalım. Şimdi şu arkadaş 1. Ondan sonra chest plate. Şu arkadaş 2. Pantolon 3. Wyvern bot 4. Bunların da hepsinin EMC'si var. Şöyle bir tanıtacağım. Çünkü büyük ihtimal görev bunları alacak. Aslında yerlemeye çalıştığım yer burası. Şimdi quick complete. Quick complete. Bunları da aradan çıkarmış olduk. Süper. Hepsini aldı zaten elimden. Dolarlarımızı at çantaya. Burada bir tıkanma var mı? Bir kontrol edeyim. Tıkanma yok. Güzel. Şimdi bunları da halletmiş olduk. Ama bu zırhları dediğim gibi giymeyeceğim. Bunların daha üst seviyelerine çıkmamız lazım. Bu ne seviyede? 9 tane yapmış. Daha kaç tane var? 6 tane daha var. Salalım yapsın mı? Buradan Awakened zırhlara da gelebiliriz ama burada Quantum suitlerden ilerlememizi istiyor. Şurada bir tane Draconic Sword var. Aslında buna da ilerleyebiliriz. Bir bakalım. Kılıcımız Draconic Sword için ne lazım? Yine bu aleti kullanacağız. Bir tane Wyvern Core yapmamız lazım. Tamam, Wyvern Sword yapmamız lazım. Hangi seviye lazım bunun için? Draconic seviye lazım. Şimdi Draconic seviye içinde şunu bir kapatalım. İki oldu. Daha var mı? Daha var. Tamam, onları da yapalım. Sıkıntı yok. Bize bir 15 tane yapsın. 2 tane falan kaldı. Orada diamondlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Tavuklar da devam ediyor galiba, değil mi? Tamamdır. 13. Bir stack daha çıkmış. Bunları da bağlayalım. Güzel. Haydi artık bunları bitirelim. Sonuncu mu? Sonuncu. Hoppa. Burası tamamdır. Şimdi şunları bir sökelim. Bunları bir, hoppa, bir üst seviye olana çıkartmış olduk. Şunu bir kır. Şimdi önce bir tane kaotik yapalım. Eğer gerekli malzememiz varsa. Şunları veya burada bitirelim ya. Ayrı gayrı olmasınlar. Şimdi öncelikle kaotik. Ben daha sonra bölüm arasında kaotik sayısını da arttırırım. Kaotik için Draconic seviyede kaotik core lazım. Bunun için kaos şart lazım. Bu da nerede bulunur? Small, tiny, çok küçük. Yok. Bunu yapamıyoruz. O zaman Draconic Sword'dan devam edelim arkadaşlar. Kılıcımızı güçlendirelim. Aslında var ya, Awakened zırhları da yapabiliriz. Bir bakayım. Dur, Draconic zırhları yapabiliriz. Draconic zırhları yapmak için şunlar. Hepsi böyle mi? Enerji, Awakened Core, Draconic Chestplate. Bu ne ya?
Bunu istemiyorum. Ha şu. Fusion crafting lazım bize. Tamam abi, bunları yapalım. Şimdi ne lazım? Awakened core lazım. Ve draconic enerji. Şimdi. Draconic enerji core. Şundan bize 4 tane lazım. Sonra şundan 8 tane lazım. Şöyle başka ne lazım? Awakened core lazım. Bu core'dan var mı bizde? Yapmamışız. Evet. Dur o zaman. Bir tane bundan yapalım. Bunun içinde abo kafaları yaktık, dur. Şimdi Wyvern Core'lar lazım. 4 tane. Şunu bir kenara al. Şuradan. Wyvern Core. 2, 3, 4 tane bundan. Ve şu Awakened'dan lazım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yalnız bize bundan daha fazla lazım arkadaşlar. Dur, kafayı yakmayalım. Şimdi Awakened Core yapabilmemiz için, tamam, bunlardan bize tonlarca lazımmış. Pardon. Şunu bir al, şunları bir at. Şuradan biraz da Draconic Core al. Draconic yok. Wyvern Core al. Şu arkadaşlardan mı? Bu ne ya? Wyvern Core. Tamam. Şunu da bir attık. Nether Star alalım. Çünkü bize en az 4 tane lazım. 2, 3. Şöyle bir 4 tane. Bu seviyeye çıkabilmek için aynen 4 tane lazım. Şimdi 4 tanesi için. Hadi bakalım. Makinamız daha hızlı yapar mı? Şuradan. Hoppa. Geldik. Öncelikle al arkadaşım 4 tane. Sonra nasıl bir parçalama yapmamız lazım bu koru yapmak için? Şu. 5, 4, 9 tane kullanacağız. Şimdi şunu bir 4'e böl. Hatta sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4. Şunu da bir 5'e böl. Şöyle bir koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi sinyalsiz ben seni başlatayım. Ve bu çılgınlar gibi enerji çekiyor. Tamam. Awakened Core'umuz oldu. Zamazingo da otomatik olarak başlattı. Çalışıyor. Onlar ola dursun 4 tane. Şuradan 2 stack daha çıkmış. Sen şöyle, sen şöyle. Sandık doldu büyük ihtimalle. Aynen, çok yakında dolacak. Hadi oğlum. Üçüncü de çıktı. Ver startı. Dördüncü de geliyor. Şimdi bizim chestplate, leggings, helm ve boots tamamdır. Şunları bir toplayalım. Tamam. Şimdi şunu bir al. Tamam, bunlar 3 tane kalsınlar. Şey, 4 tane kalsınlar. Bunların yerine bizim bir üst seviyeye çıkmak için koymamız gereken neydi? Enerji Core ve Awakened Core. Şuradan enerji core'lardan alalım. 1, 2, 3, 4 tane. Şuraya koy.
Şu Awakened Core'lar nerede? Onlar da burada. Onu da buraya yerleştirelim. Ha, şunlar fazla. Şu fazla, bir de şu fazla. Start. Güzel. Şimdi ben stand yapmak istiyorum. Armor stand. Şu zırhlarımızı bir dizelim. Hemen şurada bir uyuyalım. Bir set Wyvern yaptık. Sıkıntı yok. Bir sonraki için Industrial Craft'a gireceğiz galiba. Şimdi şunu bir kapat. Armor. Stand. Şöyle bir al. Şundan 6 tane yapalım. Oba. Şimdi şuraya dizeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Bu çıktı mı? Süper. O zaman al bakalım. Chest plate'ini yap. Şimdi şu Wyvern'lerden bir set daha alacağım. Şunu birleştir, şunu birleştir. Sen pantolon, leggings, helm ve boot. Şu, of. Şu, şu, bu. Güzel. Burada üretmeye devam. Şuradan bir tane daha yap. Bu arada drakonikler de geliyor. Bunun hepsini giydiğimiz zaman uçabiliyorduk diye hatırlıyorum ben. O da tamam. Al bakayım. Şarj et. Aslında bir tane de wireless charger yapsak güzel olur ha. Şimdi bot da çıktı. Bunları da bir şarj edelim. Şimdi sen burada. Sen burada. Sen de şurada bir şarj ol bakalım. Bu oldu mu? Oo, bunun daha bayağı var. Şunları bir atalım. Bir tane de çikolatalı kek yiyelim. Enerjimiz dolsun. Süper. Şuraları da bir temizleyelim. Zaten başka kalmadı. Şimdi bu full. Şu arkadaş full. Doldu. Doldu. CTRL. Üzerine upgrade'ler yapılabiliyor. Peki hepsini giydiğimiz zaman uçabiliyor muyduk? Şöyle. Aynen. Süper. Hem de kreatif bir uçuş sağlayabiliyoruz. Artık jetpack'e de ihtiyacımız kalmıyor. Muhteşem. Ve şeklimiz şüklümüz çılgınlar gibi. Şunları o zaman şuraya bir hediye edelim. Şöyle. Oha, jetpack açık kaldı. Şöyle koy. Şu jetpack'i bir al. Bunu bir kapatalım. Hover modunu kapat. Şöyle bir alalım. Neyse, o enerjisi bitene kadar burada fışkırtacak herhalde. Yapacak bir şey yok. Tabii diğer şey kadar hızlı uçmuyor ama CTRL'ye bastığın zaman gayet hızlı. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir tane wireless charger yapalım. Bunların enerjisini otomatik doldursun. Şimdi wireless charger. Şu arkadaş. Bu kolay. Şunu yapmamız gerekebilir. Şuradan bir bakayım. Aynen. Bizim buradan bir tane vibrant, iki tane solaryum, iki tane silikon. Şimdi vibrant. Bir tane sol. Şöyle iki tane. Başka ne lazım? Silikon. İki tane. Ve Enderman kafası. Şöyle bir tane de Enderman kafası.
Şimdi bunları bu arkadaşımız yapar. Gayet güzel. At şuraya. Şöyle bir tane de wireless charger'ımızı yapalım. Bunu da bir elektriğe bağlayalım. Şimdi bu ne? Out yapıyor. Tamam. Şöyle koysak. Doldu mu? Doldu. Bunun alanı ne kadar? Güzel, sıkıntı yok. Artık enerjimize de sıkıntı olmayacak. Her şeyimizi çözmüş olduk. O zaman bölümümüzü artık burada noktalayalım arkadaşlar. Ha, tavuklara bakalım. Dur, noktalamadan. Tavuklara bakalım. Bunlara sandığı doldurdular yanılmıyorsam. Oo, sandık dolmuş bile. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.